Kayıt için son 5 dakika. Hala bekliyoruz. Abi biraz tempo. Çok geç kaldık. Benim lavaboya gitmem lazım. Gelmiyorsa ben bir gideyim, gelirim 2 dakikaya. Emekim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyidir. Sizi bekliyoruz. 15-20-30 dakikadır. Siyasetçiler gecikir ya. Normalde aslında biz gayri resmi kıyafet diyoruz ama siz zaten... Yani kot bir milletvekili evet. İçin gayri resmi sayılır. Şansımıza yağmur da yağıyor. Güzel bir gün. Daha önce Instagram üzerinden Yalova'dayız diye sizi tamam. Çıkıp orada söyledik. Başvurdu arkadaşlar. Evet, başvurdu. Şimdi biz onları alacağız bir yerlerden. Başvurdu. Onları yolda birazdan almaya başlayacağız. Tamam. Yaklaşık bugün 3 veya 4 kişi olacak. Bismillah deyip o zaman başlayalım. Biz hazırız. Tamam. Çınarlı yol Yalova'nın en büyük güzel zenginliklerinden biri. Bilenler zihinlerine getirebilirler. Dolmabahçe Sarayı'nın çıkışında da aynı böyle çınarlı bir yol vardır. Mustafa Kemal Atatürk bu çınarlı yolu oradaki sarayından Yalova'ya geldiği zaman bir devam yolu olarak kullanmış. O yüzden hem tarihi hem de çok güzel bir doğal güzellik. Ne zaman bu yola böyle girsem böyle içim rahatlamış hissederim. Yoğun bir günün ardından bile çok güzel olur gerçekten. Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyidir, sizi sormalı. Ne yapıyorsun sen? Hayatta ne ediyorsun? Ne yapıyorum? Ben freelance olarak metin yazarlığı yapıyorum. Yani küçük reklam filmleri yazdığım oluyor. Sosyal medya yönetimi yapan arkadaşlara metin temin ediyorum. Öyle şeylerim var. Sizin nasıl gidiyor? İyi vallahi ne olsun biz de Yalova'da koşturuyoruz. Siyasi hayat zor tabii. Yani kolay değil tabii ki. Ya zor tabii de güzel oluyor. Güzel hizmetler üretmek vatandaşa. Dokunan yani kardeşlerimizi bir hayır yapabilmek, şehre bir şey katabilmek günün sonunda bizi çok mutlu ediyor yani. Burada bir çark var. Evet. Yani ne gelirse. Tamam. Sonra da gelen konu başlığına göre senin istek taleplerine göre. Bir oyun mu oynayacağız? Oyun oynayacağız sonra da bir yerlere gideceğiz. Tamam. O zaman başlatıyorum. Hadi çevirdim bakalım. Bakalım ne çıkacak. Direksiyon sende. Nedir? Şimdi Burak bu şu demek, ben nereye istersem oraya gideceğiz. Hayda tamam olur. Ne? Nasıl olur diyorsun abi, ben demezdim hemen olur. Nereye götüreceğimi nereden biliyorsun bilmiyorum, ya? Bilmiyorum, belki meclise falan gideriz. Ankara uzak ya. O zaman seni şeye götüreyim mi? Yalova'da bizim İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi var. İbrahim Müteferrika'yı biliyorsun. Biliyorum. İlk matbaayı Osmanlı'da döneminde yapan biri. Burada kağıt atölyesi varmış İbrahim Müteferrika'nın Osmanlı tamam. döneminde. Sonra burada biz belediyemiz çok güzel bir çalışmaya imza attı. Bu kağıdı aynı Osmanlı döneminde nasıl yapılıyorsa o şekilde yapıyoruz. Hoşuma gider, tarihe dokunacağım, tanıklık edeceğim yani. Aynen öyle. Güncel olarak da olsa. Ya, aksine teşekkür ederim yani böyle tamam. bir yere götürdüğünüz için. O zaman şimdi seninle beraber İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi'ne gidiyoruz. Tamam. Orada kağıt nasıl yapılır öğreniyoruz. Tamam. Eğer güzel kağıt yaparsan evet. Bir güzel hani 500 sene öncesinin kağıt teknolojisiyle yapılmış bir defter sana verebiliriz. Bu çok güzel. Tamam. Kral bir hediye yani. Tamam o zaman şimdi gidelim. (Gülüyor) 500 sene önce nasıl yapılıyorsa şimdi de aynısını görmüş olacaksın. İbrahim Müteferrika ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirici şeyler var ve sonra da devam ediyor tabii. Bir de bu burada yaptığımız kağıtlar, bu hani dönüşüm hikayesi var ya evet. sıfır atık filan. Ona da uygun eski kıyafetlerden falan elde edilen liflerle de bunu yapıyorlar. Burada işte orijinal kağıtlara yazılmış yazılar filan var. O zaman hadi kağıt teknesine geçelim. Tamam. Hem sana hikayesini anlatalım bu işin hem de sana bir kağıt yapıp hediye edelim. Tut ağacının dış kabuklarıyla yapıyoruz. Uygurlardan gelen bir gelenek bu. Tabii biz Yalova kağıdını da yapıyoruz. Yalova kağıdı, Yalova'nınkini Adana'dan gelen pamukla yapıyoruz. Tamamen pamuktan mı? Tabii tabii. Evet. %100 pamuk. Ketenle de yaptığımız var. Hala kullanımda mı? Eski kıyafetlerle falan da oluyor. Doğal kağıt. Bunların 2000 yıl garantisi var çünkü asit yok. Evet. Bunlar işte burada yaptığımız kağıtlar. En eski teknik tut ağacı. Uygurların, Osmanlı pamukla yapıyor ama Türklere ait olan dut ağacının bu dış kabuğu. Hala devam ediyor mu peki? Tabii tabii biz şeyden başlıyoruz. O dut ağacından lif haline getirilmesi, burada tekne haline getirilmesi ve yapılmasını burada yapıyoruz.
Bak bunlar burada şu halden değil mi? Bu halden dövülerek bu lifleri çıkartılıyor, ayıklanıyor. Bak gel o... %100 doğaldır bu. Hiçbir kimyasal katmıyoruz. Birazdan yapacağız ama öncesinde gör diye. Bak şu hale geliyor. O dövüle dövüle bu hale bak dokun. Bu şimdi kağıt oldu tamam mı? Bak burada kurutuluyor ama. Sonra ayrılıyor buradan. Bu daha kurumamış da. Ondan sonra da şunu elde ediyoruz işte kuruttuğumuz zaman. Şimdi Burak iyi takip et, birazdan sen yapacaksın. Üstad sen bir tane göster. İbrahim Müteferika görse... Lazım. En eski yapılış yani. Tamam. Türkiye'de de bunu sadece biz yapıyoruz. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim ya. Rica ederiz. Bunu şimdi ben nasıl alacağım buradan? Şimdi bir tane, iki saat sonra burada tane olduğu zaman sorun yok. Tamam. İki tane yaptığın zaman sorun yok. Üç tane olduğu zaman problem olmaz. Neden? Üç kağıtçı olursun. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. İsminiz nedir? Tanıyabilir miyim sizi? İsmim Sena. Evet. Sena Kaşı ve Sınar'lıyım. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İş güç. Termal'de Çınar Altı diye bir kafemiz var. Evet. 212 yıllık bir çınar ağacından oluşan. Orada çalışıyorum. Çok güzel ya. Ben çok severim orayı. Arada da gelirim yani termale uğradığım zaman. Bizim şimdi çarkımız var. Evet. Çarkı çevireceğiz. Çıkan temada beraber karar vereceğiz ne yapacağımıza. O zaman basıyorum ben. Tamam. Bakalım çıkana göre beraber karar veririz. Aa, rolleri değiş. Bu rolleri değiş çok enteresan. Şimdi ben üniversitede hocayım meslek olarak. Evet. Siz de kafede çalışıyorsunuz. Evet. Benim çalıştığım yere gidebiliriz ya da sizinkine gidebiliriz. Hangisini seçerseniz. Bizimki... Sonra siz bana yaptığınız işi anlatırsınız. Ben sizinkisini yapmaya çalışırım. Bizimkisini deneyelim isterseniz. Tamam, siz ne dersiniz? Şimdi bu temada patron sizsiniz. Tamam, o zaman benim çalıştığım yere gidelim. Tamam, o zaman bizim Çınar Kafe'ye gidiyoruz. Evet. Tamam bakalım. Becerebilir miyim bilmiyorum ki. Çalış. Hop. Nasıl? Yapar ya. Yapayım. Çok sert bakıyor ya. Beraber yapalım. He? Beraber yapalım. Buradan mı? Evet. Ay, güzelmiş. 5 ile 8 arası biraz yorgun oluyor. Hem otelin yemek saati bitiyor. Orada vakit geçiriyorlar. 9'dan sonra bir canlanma oluyor. Bilgisayar sistemiyle çalışıyoruz. Hesabı istenen masaya bırakıyoruz. Alayım kartı, ben götürürüm. Burası mı? Buyurun. Tamam. Ben hemen kasadan üstünü getiriyorum. Evet. Kardeş 12 lira alacağım. 8 lira rica ediyorum senden. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Abla sana ne verelim? Çay, kahve. Çay, tamam. Güzel bir çay geliyor sana. Bir tane daha çay alabilir miyiz? Sağ ol, Allah razı olsun. Kolay gelsin, sağ ol. Abi görüşürüz, afiyet olsun. Ya garsonluk zor bir iş abi. Bir sürü Sena'nın işin inceliğini öğretti işte. Tepsi alttan tutulacak, ne istersiniz denilecek falan. Biz tabii kavrayamadık meseleyi ama büyük bir ustalık ve ciddi bir iş. Bakalım şimdi yine tanışacağımız arkadaşımız bize ne anlatacak, ne gösterecek. Hep birlikte göreceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Tanışalım mı? Tanışalım. İsmin ne senin? Ali Yavuz. Nasıl haberdar oldun bizim bu organizasyondan? Yani izliyordum YouTube'da. Birkaç daha önceki videolara denk geldim. Ha, YouTube kanalımı mı sen takip ediyorsun? Evet. Burada bir çark var. Çevireceğiz. Ne çıkarsa beraber bir şey öğreneceğiz, deneyimleyeceğiz. Anladım. Basıyorum bakalım. Şansım acaba ne çıkacak? Evet. Görünüyor bakalım. Yavaşladı biraz. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın da böyle rekabetçi bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi Ali burada kartlar var. Evet. Bunlardan sen birini seçeceksin. Seçiyorum. Tamam. Üçlük yarışması geldi. O zaman iyi olan kazansın da
Yarışacağız yani bu basketbol için. İyi misin sen? Bir takımda vesaire oynamadım ama arkadaşlarla çok nadir oynadığımız bir şey. Futbola daha meraklıyım ama... O zaman tamam, bizim sahildeki basket potalarını biliyor musun? Evet biliyorum. Anıtın oradaki. Oraya gideceğiz. Yani anıtın oradaki. Hatta anıtı da gezeriz belki beraber. Olabilir. Orada beraber üçlük yarışması yapacağız. Tamam. İyi olan da kazanacak. Hadi bakalım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Girdi mi? Hepsini arka dönük atsaydın keşke sen ya. Girdi mi? Girdi. Ali gidelim mi? Şimdi gidelim. Gelmişken 17 Ağustos depreminde yaşamını yitiren kardeşlerimiz için bir daimi anıt var. Allah rahmet eylesin. Hepsini orayı beraber görelim. Orası yenilendi. Sen olur. Görmediğini söylemiştin. Evet ya. Evet görmedim. Yeni halini görmedim. Tamam hadi gidelim oraya. Aha. Burada gördüğünüz birçok şey sembolize ediyor aslında. Mermer blokların üzerindeki isimler. O vefat edenler. Evet, vefat edenlerin isimleri. 12 metrelik bir metal çubuğumuz var. 12 saat geceyi 12 saat gününü ifade ediyor. Ve üzerinden akan su da gözyaşını ifade ediyor. Mimari olarak yuvarlak bir yapıya sahip. O da yeryüzünü ifade ediyor, dünyayı ifade ediyor. Şimdi içeride sıkı evet. Salonunda. Depremin gerçekleştiği evet, saat. Amin, amin. 3500 kişiyi kadar güzel kardeşim. Yani onlar resmi kayıplar ama 4000'e yakın olduğu biliniyor. Allah rahmet eylesin. Eğlenceli anlar yaşadık, yeni arkadaşlarla tanıştık ama bu birazcık hani üzüntü verici bir son oldu. Buradan gördüklerimizden ders çıkarmalıyız bir daha bu acıların yaşanmaması için. En azından elimizden gelen çabayı sebeplere müracaat ederek ortadan kaldıracak depremin tehlikesini, diğer afetlere yönelik tehlikeleri ortadan kaldıracak çalışmalar yapmamız lazım. Bunu bir kez daha anladık. Ali'ye de teşekkür ediyorum. Yani diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum bugün bizle olan. Gayri resmiyi izlemeye devam edin. Abone olun, arkadaşlarınızı önerin. Yorumlarınızla bir sonraki videolarda neler yapmamız gerektiğine dair fikirlerinizi bizle paylaşın. Şimdilik hoşça kalın diyelim.